Ne anlatmamı istiyorsunuz ki? Burası bana ne çok şey ifade ediyor. Bu evde... Burada seninle olmak bir rüya gibiydi benim için. O kadar güzel bakıyordun ki bana. Bana baktığında nefesim kesiliyordu. Kalbim sımsıcak oluyordu. Ne güzel bir adam diyordum. Nasıl da içten bakıyor bana. Ama sen o rüyayı kabusa çevirdin. Meğer senin bakışların da yalanmış. Nasıl yapabildin bunu? Nasıl oynadın öyle? Bana hiçbir şey hissetmeden nasıl öyle güzel bakabildin? Eski. Bunları şimdi konuşmayalım, oldu mu? Lütfen. Konuşalım Tarık, asıl bunları konuşalım. Bilmek istiyorum. Bana karşı hiç mi bir şey hissetmedin? Söylediğin o sözlerdi. Benim için yaptıklarının hepsi mi yalandı? Bunlarla daha fazla canını yakmak istemiyorum. Ne olur. Canımı yakmak mı? Sen benim kalbimi paramparça ettin. Abimle aranızdaki iş meselesi yüzünden beni harcadın. Bana ne olur, ne hissederim hiç düşünmedin. Nasıl acı çekeceğim umurunda bile olmadı mı hiç? Canım yandı Tarık. Hem de çok yandı. Özge. Biliyorum. Gerçekten canımı yaktın. Biliyorsun demek. Başardın. İstediğin oldu, abimden intikamını aldın. Mutlu musun şimdi? Değilim Özge. Hiç mutlu değilim. O zaman bir şey söyle bana. Bir şey söyle, anlat, ben niye bu durumdayım? Bunca yaşadığımız şeye rağmen bir lafın yok mu bana? Bana söyleyecek bir lafın yok mu? Var. Aslında sen iyileşince konuşacaktın bunları ama madem ki geldin, ben bir karar aldım Özge. Neymiş o? Bitti Özge. Her şey bitti. Aramızdaki o her neyse bitti. ATV YouTube kanalına abone oldunuz mu? Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.